O gün Nuh Aleyhisselam'ın Mevla Teala'nın ya Nuh uhbit bi selamin minna ve berekatin aleyk ala ümemin mimmen ma'ak buyurduğu üzere ey Nuh bizim selamımızla ve üzerine yağan bereketlerimizle ve seninle beraber 8 kişi kurtuldu. Bir rivayet 80. Bunlardan gelecek ümmetler. Kime işaret? Bize işaret. Ta bize kadar geldi, şu kıyamete kadar da gidecek. Biz Türk milleti olarak Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan Sam, Ham, Yafes'ten gelmeyiz. Şu anda bütün dünya milletleri Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan gelmedi. Çünkü gemide kurtulanlardan ancak Nuh Aleyhisselam'ın soyundan nesil devam etti. Geri kalan dünyayı Allah tufanla gark etti, helak etti. Şu anda Nuh Aleyhisselam Ebu'l-Beşer-i Sani Hazretleridir. Yani Beşer'in ikinci babasıdır. Nasıl dünyada kimi görürsen bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindendir diyebiliyorsan, dünyada kimi görürsen aynı zamanda Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetindendir de diyebilme imkanına sahipsin. Hiç ayrım yapmana da lüzum yoktur. Ama oğullarına gelince ayrım vardır. Çünkü Türk milleti Yafes'in efendim soyundan gelmektedir. Diğerleri işte Yahudiler Sami ırkından gelmektedir vesaire. Milletler bu şekilde ırk olarak ayrılmaktadırlar. Rabbimiz ne buyurdu? Sana da seninle birlikte olanlara demiyor. Ala ümmemin mimmen ma'ak. Seninle birlikte olan oğullarından gelecek ümmetler. Hangi ümmetler? İman eden, İslam üzere olan efendim. İnneddine indellahi İslam. Tek din İslam. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. Nuh Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Bütün peygamberler Müslümandı. İslam Allah'a teslimiyet demek. Hangi zamanda, hangi dönemde, hangi peygamberi, hangi kitabı gönderdiyse, indirdiyse ona teslim olmanın adı İslam'dır. İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin adı değildir sadece. İslam bütün peygamberlerin dininin müşterek adıdır. Bu itibarla bütün Müslümanlara, Rabbim kıyamete kadar gelecek Müslümanlara bereketler yağdırarak selamlar ve bereketlerle inin buyurdu. Biz de o gemide bulunduk. Biz de babaların sulbündeydik. Babalarımızın, atalarımızın kim bilir kaç yaşında daha nereden? Nuh Aleyhisselam'ın efendim Yafes oğlunun sulbündeydik. Nasıl ki onlar da evvelce kimin sulbündeydiler? Adem Aleyhisselam'ın sulbündeydik hepimiz. Kalübelada da onun sulbünden, onun zürriyetinden olarak bel kemiğinden ihraç edilerek zerrecikler halinde saçılarak Mevlamızın huzurunda Rabbiniz değil miyim? Elestü bi rabbiküm hitabıyla muhatap olan da kalu bela. Olmaz mı? Tabii ki Rabbimiz sensin diye cevap veren de biziydik. O zaman da Adem babamızın sulbündeydik.